Uyuşturucu işlerine Hüsrev'a bakıyor. Hüsrev Ağa, ağaydı. Sözünün hükmü marabalarına geçer. Hüsrev Ağa da Lazya da gelenekçi adamdır. Bildikleri işin dışına çıkmazlar. Yeni bir işe kalkışmazlar. Ben o kadar tarihten, coğrafyadan anlamam. Anlamak da istemem. Bana göre herkes bir tek iş yapar. Onu da iyi yaparsa ondan büyüğü yoktur. Herkes en iyi bildiği işi yapacak. Ben Eroy'nin en iyisini yapıyorum. Bütün dünyada da kapış kapış satılıyor. Neymiş? Eroy'nin modası geçmiş. Bu çarık mıdır modası geçsin? Ben Ziya kardeşimle aramızdaki kardeşlik hukukuna bugüne kadar halel getirmedim. O da getirmedi. Kardeşlik hukuku gerektirir ki benim kardeşime ihanet edenin ben de karşısındayım. Mehmet Karahanlı'ya saygı duyarım. Büyük adamdır. Ama Hüsrev Ağa'ya daha çok saygı duyarım. Örf bilir, gelenek bilir, töre bilir. Ziya kardeş, senle ben böyle etle tırnak oldukça kimse bizi elinde maşa edemez. Geri çekileceğim. O niye? Biz 40 yıldır doğru zamanda geri çekilerek ayakta kalmadık mı Ziya Bey? Farz etsinler ki korktuk. Desinler ki yaşlı, eski gücünde değil. Kısasa kısastan vazgeçmiş zannetsinler. Ellerini bellerinden çekip salına salına yürüsünler. Bizim vaktimiz o zaman gelir. Adam Ziya Bey, bizi kim yetiştirdi? Elbet arkamızdan bir Hüsrev, bir Ziya çıkar nasılsa. Hüsrev, Ziya çıkar da. Esas dert baron. Biz baronla heveslenmedik ki. Biz ağayız, beyiz. Baronluk, kontluk sahibinin işi. Karahanlı bizi hem tilkiyle hem ayıyla yatağa soktu. Tilkinin cilvesi sıcak, ayının üfelemesi. Biz 40 kocadan arda kalan dul. Ne tilkinin cilvesine kanarız, ne ayının pençesine. Bir sıkıntımız, kurt kocayınca köpeklere maskara oluyor. Kendi kadromuzu kurabilir miyiz Ziya Bey? Mecbur kalırsak kendi memleketimizi bile kurabiliriz. Savcı çağırsın, gidelim. Başsavcı çağırsın, gidelim. Ağır ceza reisi çağırsın, gidelim. İdam sehpası de, gel gidelim Şehmuz. Ama alnımız açık, başımız dik gidelim. Cehennem olsun giderim. Lakin ağa gibi giderim. Amenna ağam. Seni bu kadar kızdıran ne Hüsrev Ağa? Profesörlerimi öldürülüyor Mehmet Bey. Sen burada Irak'ta öldürülen Amerikalıları konuşturuyorsun. Ben sana vazgeç şu eroin işinden demiştim. Bunun devri geçti. Adının başına Fatih, sonuna Sultan ekleyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Benim babam katır üstünde mal kaçırırken çok biz olmuş. Mayına basmadan önce öğrettiği de sen ol, asla biz olmadır. Ben şimdiye kadar hiç kimsenin gölgesi altında iş yapmadım. Birilerinin gücüne güvenerek iş yapsaydım bugün çoktan yok olurdum.
İki enik peşine düştün Şeyh Muz. Benim orada milyon dolarlık malım gitti. Ali Paşa mahallesinde it otarırdın, hala it otarıyorsun. Şeyh Muz, Monaco'ya mal yerine it eti mi göndereceğiz lan? Şeyh Muz, bu it eniğine bir şey olursa bize kim hizmet verecek ha? 3000 kulun ağam. Şeyh Muz, beni telefonda konuşturma. 3000'i izle enik etmişsiniz. Benim tozum kadar beyazsın Necmi. Devam et, devam et. Lakin şunu da unutmamak icap eder. İnsanların istikbale dair vaat ettikleri mazideki icraatlarına bakmadan anlaşılamaz. Siz uyuşturucuya karşı mısınız? Bu ülkedeki gençlik yeterince zehirleniyor zaten. Bu ülkeden uzak tutmak lazım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Benim de kızım var. Biz yıllarca boşuna burada satılmayacak, gavurlara gidecek demedik. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden su aparsa beni, yatmam çakal yatağında aslanlar yese beni. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan kellen gider. Muktedir olmayan karısından müddet ister. Katranı kaynattık olmadı şeker Sayın Karahanlı. Ama daha bu saatten sonra da kaynatırsan olup olacağı zifttir. İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Kız çocuğunun arkadaşı olmaz. Kocası olur, babası olur. Rutubetin kokusu çoktandır burnumda. Dama düşene hakim değil, hekim lazım. İşkembesi büyük adam bir avuç suya doymaz. Kurda akıl güneş doğana kadar lazım. Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür. İtin hayrı yok, gönderenin hatırı var. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Bah, hürriyet. Allah işi değil, kul işi. Bir kapının ardından beriye geçemiyor. Ruslar büyük icat yapmışlar. Tüfeğin adına da keleş koymuşlar. Keleşi tutan parmakla tetiğin arasına Azrail'in eli girmiş, dur demiş. Vadesi değil, o benim işim demiş. Şimdi bunda keleşin kabahati var mı? Rus'un beceriksizliği var mı? Bir kürü bulamayana ne derler biliyor musun Şeyh Muz? Nankör. Bu Karahanlı o kadar malı mülkü kime bırakacak? Vardır kırı mırı bir şeyi. Kırı anahtarlıktan fazla ne verilir Ziya Bey? Hem pıra içiyor, hem testereyle adam kesiyor. Hem de Allahsız. Böyle konuşamazsın Hüsrev Ağa. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim Necmi? Bizi sana yanlış anlatmışlar Pala. Biz yaşadığımızdan da, yattığımızdan da, öldüğümüzden de haberdar etmeyiz. Kimseyi. Biz dayı bildik de geldik. Benim bana hesap soracak, sitem edecek yeğenim yok Pala. Bana yeğenlik zordur. Aa, bana mı töre öğretiyorsun? Senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda 20 senedir fing atıyorum. 20 günde burada bozulmuşsun. İstanbul bozar adamı. Namı hesabımıza devir açana bağrımızı açarız. Açmışızdır da. Ama bir rahatsızlığımız varsa da dile getiririz. Ağzımızı açarız. Sonra bir daha açmayız. Üstümüze düşeni yaparız. Ziya abiyi anlıyorum. Acısı var da. Senin acını çıkaramadım Hüsrev Ağa. Kuyruk acısı. Can çıkar, bu çıkmaz Necmi. Karahanlı bize söylesin. Bir padişahın merhameti mi üstündür, adaleti mi? Ben padişah değilim. Ama ben derebeyim. İstediğimi ver ki padişahım olasın. Bana Abuzer'i bul Şeyh Muz. Bana o körü bul. Başım gözüm üstüne ağam. Bulursan
başın göğsünün üstünde. Bulamazsan gözüm üstünde Şehmuz. Bu fiyaskoda en büyük zararı Hüsrev Ağa gördü. Ben onu dinlemek isterim. Benim sana malım da itibarım da fedadır. Sen bizim padişahımızsın. Ama padişahlar yenilen komutanlarını tek şekilde affederler. Boynunu vurarak. Kelle burada, ferman sende. Ağam, hanım abla mal istemiş. Ne malı Şehmuz? Beyaz ağam. Ne? Çocuklara demiş, bana eroin getirmezseniz burayı yıkarım demiş. Ne zaman dadanmış? Kimle dadanmış bu boka Şehmuz? Korkarım ki o it dadandırmış. Korktuğum başıma geldi. Sattığımı yeme vakti geldi Şehmuz. Şehmuz, bu işe girerken bana dedilerdi ki çoluğundan çocuğundan çıkar bu iş diye. Ben zannettiydim ki ölü doğanlardan çıktı. Meğer sırat başkaymış. Babam sana nasıl müsaade etti? Siz mi yaptınız bunu? Hey abla, biz yaptık. Yerine getirdim. Son lafı neydi Şehmuz? Babam nasıl izin verdi dedi ağam. İçmesine nasıl izin verdiysek öyle Şehmuz. Böylesi çok ağır Ziya Bey. Büyük dağın dumanı da büyük olur. Hüsrev Ağa. Kasem olsun. Sabah kızımı gömmeye buradan çıkamazsam ya kendimi gömerim ya herkesi gömerim. En başta da bizi buraya yollayan Karahanlı'yı. Ağam, bismillah destur. Şehmuz, bu son tuttuğum kürektir. Allah seni başımızdan eksik etmesin ağam. Artık Hüsrev Ağa, ya büyük Orta Doğu'dan yana olanlar var ya da karşı olanlar. Üçüncü bir ihtimal yok. Bu büyük projenin hayata geçmesi için gerekirse büyük kelleler gidecektir. Benim kellem yeterince büyük mü? Sayın Karahanlı, bu artık fikir ayrılığı değil, yol ayrılığı. Yolda birlikte çıktık Hüsrev Ağa. Yol bitmedikçe ayrılık olmaz. Yol neresi? Bana onu söyle Mehmet. Bana artık güvenmiyor musun Hüsrev? İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsrev Ağa? 30 yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti, sağ olsun. Bize ters bakanlar sağ. Kim?
Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahanlı. Görmediğini boş ver. Ben sana uçurum var diyorum. Sen kulaklarını da tıkadın. Duymuyorsun. Şimdi beni gör, beni dinle. Bu saatten sonra ne seni incitirim, ne kendimi incittiririm. Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. Ben ne istediğini anlamadım. Ben anladım. Ne? Köyünün ağası olmak istiyor. Bu kadar şeyden sonra ne ağası? Ona dünyaları verdin. Ne köyü? Bazı insanları toprağa çeken kılıç. Bilirsin ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurum da olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmaktır. Bana yakışanı ben bilirim. Senin derdin ne Hüsrev? Neden bana ihanet ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Ama her gün yenilik benim geleneklerime ihanettir. Ne geleneği? Senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını, sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşlığı? Ne kardeşliği? Sen beni ahmak mı zannediyorsun? O kör testlerine benim profesörlerimi kestirmedin mi? Eline geçen her fırsatta beni alaşağı etmeye çalışmadın mı? Seni baran yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. Hüsrev'a tepişen fillerin altında ezilen kurt olmaz Polat. Ortalık toz duman Ziya Bey. Kim kurt, kim fil, kim aslan belli değil. Aa belli Polat. Aha önünü görür. Ancak arkasını görmezse ölür. Kılıç kimin elindeyse hükümdarıdır.